cik cik ibikli, oyunlar çok çok renkli, lak lak kös kös bademli, neşelen ve gülümse. Koş gel durma eğlen, bizimle çiftlikteyken. Koş gel durma eğlen, bizimle çiftlikteyken. Koş gel durma eğlen, bizimle çiftlikteyken. Koş gel durma eğlen, kuzucuklar çiftlikteyken. Porku bul. Ne güzel bir gün. Top oynamak için harika bir fırsat. İyi sabahlar kuzucuk. Sana da kös kös. Ne çok taş bulmuşsun. Hepsi koleksiyon için mi? Hayır, bunları ayırdım. Çünkü istediğim kadar parlak değiller. İşte orada. Bulutlara kadar çıkmış olmalı. Kuzucuk, sen iyi misin? Galiba ayaklarım yere değmiyor. Bulutlarda yürüyor gibiyim. Dikkat et. Olamaz. Kuzucuk bir yerin acımadı ya. Hayır kös kös, iyiyim. Eyvah, taşlar dağıldı. Dur sana yardım edeyim. Hepsi birbirine karışmış. Bu taşlar aynı renk. Sadece bazılarının üzeri tozlanmış. Keşke daha önce fark etmiş olsaydın. Bakayım. Ya, desene ayırmak için boşuna uğraşmışım. Bak Badem, buradaki gagamın bir parçası olabilir. Bu sadece bir çizgi laklak. Evet, tıpkı güzel ve hassas gagam gibi. İyi ama bir ağaç gövdesi de olabilir. Parçaları ayırmayı denesenize. Kuzucuk, ne yapıyorsun sen orada? Yardım etmeye çalışıyorum Badem. Yapboz yaparken parçaları önce renklerine göre ayırıp küçük gruplara bölmelisiniz. Böylece aradığınız parçayı bulmak daha kolay olur. Hiç böyle düşünmemiştim. Bakın, üzerinde böyle yeşil renk olan parçalarla ormanı, mavi olan parçalarla da dereyi yapacaksınız. Bu parçaları ayırırsak işimiz kolaylaşır, öyle mi? Tabii. Üstelik daha az zamanınızı alır. Yaşasın! Kuzucuk, harikasın. Badem ve laklak gülümsüyor sırt sırta. İşte eski değirmen, tam da arkalarında. Yanlarından kıvrılarak geçer dere. Karşı kıyı orman, orada her yer neşe. Beni geçmek için daha çok havuç yemen gerek Tıpır. Sen öyle seni bitle. Şimdi sana havucun gücünü göstereceğim. İyi ama ben daha kanatlarımı çalıştırmaya başlamadım. Olamaz. Ne oldu Tıpır? Yoksa yarışı kazanamayacağını mı anladın? Hüp. Çok komik. Az sonra gol yarışmasında kim eğlenecek göreceğiz. Hadi şunları yerine koyalım. Ama bunlar birbirinin aynı olmuş. Hüp. Nasıl olur? Bu tarafa geçince farklı görünüyorlar. Ama aralarında yine bir fark yok. Ben geldim arkadaşlar. Oyuna hazır mıyız? Aslında hazırdık ama bir karışıklık oldu.
puanları levhalara yanlış yazmışız. Yanlış yapmayalım diye o kadar da dikkat ettik. Yanlış yapmamışsınız ki. Sadece yanlış yerlerden bakıyorsunuz. Üp, işte oldu. Şimdi farklı görünüyorlar. Çok dikkatlisin kuzucuk. O halde yarış başlasın. Hadi tıpır. Hedeflerden birini vurman gerekiyor. Çocuklar hemen benimle çiftliğe dönseniz iyi olur. Fırtına yaklaşıyor. Emin misin Cikcik? Bunlar yağmur bulutları ama çok uzak görünüyorlar. Yerinizde olsam bu tartışma evde devam ederdim. Ne kadar telaşlı. Altı üstü biraz rüzgar çıkacak. Hadi Tıpır. Hala seni bekliyoruz. Hedefe atmalıyım. Bu sefer hedefe atacağım. Hem de en yüksek puana. Tamam. Oldu. Başardım. Sonunda başardım. Bu sefer... Şuraya bakın. Fırtına. Olamaz. Cikcik'i dinlememekle hata ettik. Bu sayede çiftliğe kadar uçtuğunu unutma sakın. Kuzucuk şuraya bak. Çiftliğin durumu hiç iyi değil. Evet, beklediğimden daha fazla zarar vermiş görünüyor. Her şey alt üst olmuş. Cikcik bir daha fırtına dediğinde bu iki rüzgar gülü yanımda olmalı. Bunlardan biri benim bahçemde duruyordu ama hangisi? Şu olmalı. Rengi solgun görünen. Az ileride akşama kadar güneşin altında duruyordu. Diğeri ise benim bahçemdeydi. Çatının gölgesinde durduğu için rengi hala canlı görünüyor. Tanıdığım en dikkatli kuzucuk. Söyle bakalım, yine fırtına çıkarsa bunu senden ödünç alabilir miyim? Alabilirsin. Ama bu karışıklığı çözerken onunla oynamamaya söz vermelisin. Anlaştık. Şuradaki saksılar Tostos amcanın bahçesinde duruyordu. Onları geri götürsek iyi olur. Ha, şuradaki sepet de senin olmalı Tıpır. Ağaçta asılı dururken görmüştüm. Kuzucuk tüm bunları nasıl hatırlıyorsun? Ben sadece dikkatli bakmaya çalışıyorum ve önemli olanları aklımda tutmaya çalışıyorum. Hay Allah. Şu an tam da çiftliğimizin ihtiyacı olan şey... Biri bana yardım edebilir mi? Tostos amca? Daha önce bu kadar gürültülü bir süsle karşılaşmamıştım. İşte oldu. Sonunda kurtuldum. Fakat çiftliği eski haline getirmek için özel birine ihtiyacımız var. Özel biri mi? Aynen öyle. Çevresinde olanları dikkatle takip eden ve gördüklerini unutmayan biri. Tostos amca galiba benden bahsediyor. Bence sadece hayal görüyorsun. Yere düşerken başını daha iyi korumalısın. Çiftliğin sana ihtiyacı var kuzucuk. Bu görev boyunca küçük detaylara önem vermen gerektiğini unutma. Sana ve hafızana güveniyoruz. Badem,
Sen etrafı çoktan toplamışsın. Evet, topladım ama hala karma karışık haldeler. Kim bilir kimin hangi eşyasıyla karıştılar. Yine de şanslısın. Elmaların fazla uzaklaşmamış. Evet ama iki sepette farklı ağaçlardan toplanmış elmalar vardı. Biri ekşi, diğeri tatlıydı. Şimdi hepsi de karıştı. Hem ekşi hem de tatlı elmalar bir arada. Tatlı olanlardan reçel yapacaktım ama artık onları ayıramıyorum. İstersen ben tek tek tadabilirim. Böylece hepsini ayırmış oluruz. Tıpır, istersen tadına bakabilirsin ama bu şekilde elmaları ayıramayız. Ben nasıl ayıracağımızı biliyorum. Bakın, bazı elmalar diğerlerinden daha uzun. Bazıları da daha geniş. Bu aralarındaki fark olabilir. Evet, bu tatlı ve çok sulu. Bu da ekşi olanlar. Yaşasın! Artık elmaları tatlarına göre ayırabilirim. Sadece nasıl göründüklerine biraz dikkat etmelisin. Teşekkürler kuzucuk. Her yere baktık ama bulamadık. Onu ararken eksik parçalardan birini bulduk. Artık yapbozu tamamlamamız çok zor. Ne oldu Lak Lak? Neyi bulamadınız? Yapbozun kapağı fırtınada uçup kayboldu. O resim işimizi kolaylaştıracaktı. Karşı kıyı orman. Orada her yer neşe. Ben o resmi hatırlıyorum. Tıpır yardım ederse bu işi çözebiliriz. Ben mi? Şu ağaçları da tamamladık. Ne oldu bu iş? Teşekkürler Tıpır. Tabii sana da kuzucuk. Sen olmasan Tıpır'a bu resmi böyle anlatamazdık. Ben de resmi gördüğümde içindeki öyküyü düşünmeseydim hatırlayamazdım. Artık ben de gördüklerimi hatırlatsın diye küçük öyküler bulacağım. Yanlarından kıvrılarak geçer dere, karşı kıyı orman, orada her yer neşe. İbikli, sonunda Beren'e kavuştun demek. Kuzucuk, bunun benim olduğuna emin misin? Bakayım, evet sanki sana biraz büyük olmuş. Biraz mı? Neredeyse gecelik gibi vücudumu kaplıyor. Haklısın İbikli, bu bere benim olmalı. Bunu bilerek yaptın değil mi? Sadece beni bu halde görmek için. Hüp. Hüp, biliyordum. Hüp, kaçma gel buraya. Hüp hüp, hiç olmazsa Berem'in yerini söyle.